Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri sağlık ve huzur içerisinde burada buluşturan Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Yolumuzu aydınlatan Peygamber Efendimize selatü selam olsun. Bilgiyi güzelleştirip günümüze kadar ulaştıran alimlerimize başta Hazreti Mevlana olmak üzere rahmetler olsun. Değerli dostlar, biz günümüzün imkan ve fırsatlarıyla kendi anlayışımızla Mesnevi okumaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. 7-8 ay kadarlık bir ara vermiştik bazı sebeplerle. Şimdi inşallah başlangıç yaptık 2 hafta önce. Değerli hocalarımız dönüşümlü olarak sürdürecekler okumaları. İlgi ve alakaya bağlıdır tabii ki bu beraberlikler. Gerek düzenleyenler, gerekse takip edenlerin dilekleri ve beklentileri, arzuları bu işi anlamlı hale getirecektir. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Birlikte değerlendiriyoruz, birlikte anlamaya çalışıyoruz. Her okuyuşta yeni bilgilerin zihinlerimizde canlandığı da aşikardır. O nedenle ihtiyacımızı gideriyoruz da diyebiliriz. Şimdi Mesnevi Şerif'in 3. cildine başlamıştık. Hani bazı nükteler vardı. Onları birer beyit olarak okumak arz ediyorum. Hem kendim için hem de sizler için birlikte. Herkesten herkese lokma bağışlanır. İlk beyitlerden bir tanesi. Herkesten herkese lokma bağışlanır. Yani ikramlar yapılır, verilir. Ama boğaz bağışlamak ancak Allah'ın işidir. Şimdi yani bu tür anlatımlar Mesnevi Şerif'te bizi etkileyici ifadeler. İkramlar yapılır, onunla hoş oluruz vesaire. Ama bize boğaz bağışlayan, bize ünvan vesaire verenler olabilir, makam mevki verenler olabilir. Ama Allah bize baş verdi. Mesnevi Şerif'te ifade ediyor. Yani böyle beklentileri olan kişiler için öyle diyordu. Manaların da görünen şeyler gibi boğazları vardır. Manalar boğazına rızık veren de Allah'tır. Bakınız manaların da görünen şeyler gibi boğazları vardır. Bize nasıl bir ufuk açıyor? Manaların boğazı var. Yani mananın içinde yeni manalar vardır. Kapsayıcılık açısından düşünen insan, araştıran insan için anlamdan anlama intikal etme imkanı vardır. Manaların boğazına rızık veren de Allah'tır. Anlamak isteyene anlayışını artırma kabiliyetini, becerisini de Allah verir. Mananın boğazı. Bunlar çok orijinal tabirlerdir yani. Efendim, şart mizacın değişmesidir. Şart mizacın değişmesidir. Mizac karakterimiz değişir, değişmelidir. Efendim, ey gönlü rahatsız kişi, tedavi için harekete geç. Şart, bütün tedbir mizacın değişmesidir. Öfkeliysek öfkemizi değiştirmek bizim elimizde olmalıdır, gayret edilmelidir. Sinirliysek onu gidermek veya hani biraz daha efendim, cimriysek cimriliği gidermek için yani hep çaba sarf etmek lazım. Akıllı insanlar mizaçlarını, alışkanlıklarını değiştirir. Efendim, böyle Hazreti Mevlana araya böyle hep nükteleri efendim yerleştirdi, önümüze koydu. De ey oğul, veliler Hakk'ın çocuklarıdır. Hazır bulunan ve bulunmayanlardan çok haberlidirler. Bu da parçamızla alakalı, şimdi okuyacağımız kısımla da ilgili. Allah'ın çocukları, Veliyullah, Evliyaullah tabirleri var. Hani veli dediğimiz zaman bizde biraz kısır bir anlama doğru dönüştü. Efendim, terim olarak, istilah olarak mürşit anlamında kullanılıyor. Yani şeyh anlamında kullanılıyor. Halbuki ayet-i kerimede Evliyaullah efendim iman edip Allah'ın emir ve yasaklarına uymaya çalışan herkes Allah'ın velisidir. Dostudur, sevdiğidir. Bu kadar açık.
Ama hani tarih boyunca gelişmelerle o zaman daha özel bir anlamda da kullanılıyor. Allah'ın velisi, yani Allah'ın dostu ama efendim şeyh efendi için, mürşidi için kullanmış. Her Müslüman, samimi, dürüst Müslüman Allah'ın habibidir, dostudur. Ayet-i kerimede bu da böyle geçiyor. Hani biz böyle veli, şeyh dediğimiz zaman konuyu sanki mevcut cemiyetin dışına çıkarıyormuşuz gibi, bu beraberliklerimizin dışına çıkartıyormuşuz gibi anlaşılıyor. Veli, dost, arkadaş sözcüğü, efendim samimi, dürüst, imanlı herkesin, herkes için de kullanılabilen bir sözcüktür. Hem ayet-i kerimelerde hem de geleneğimizde de öyledir aslında. Ama özel anlamı var diye vurgu yapmak istiyorsak tamam yani. O zaman veliye has diye, özel veli kulu. Hani böyle birbirimize birlikte güven ve destek vermek anlamına bunu da ifade etme ihtiyacı doğuyor. Efendim, fil yavrularına saldıranların hikayesinin devamı. Her dihan ra fil buyi mi konet, girdi mi idey her beşer ber mi tenet. Fil her ağzı yok koklar, her insanın midesinin çevresinde dolanır. Ta kuca yabet kebabi puri hiş, ta numayet intikamu zuri hiş. Yavrusunun kebabının nerede olduğunu bilmek, bulmak, kendi intikamını ve gücünü göstermek için. Bu iki beyt önceki hikayelerle alakalı. Konu burada değişecek, onun için beraberce okudum. Efendim, Hazreti Mevlana insanoğlunun davranışlarını misallendirerek, örneklendirerek anlatıyor. Burada da öyle bir örneğe başladı. Efendim, Hindistan'da bir topluluk acıkmışlar, yola koyulmuşlar. Açlıkları sebebiyle yiyecek ardına düşüyorlar. Ama bilginlik sevgisiyle bir kişi onlara ikazda bulunuyor. Burada semiz fil yavruları vardır ama sakın onlardan yemeyin diye. Bu tabir de güzel. Bilginlik sevgisiyle, bilmiş olmanın, bilgi sahibi olmanın efendim heyecanıyla, merhametiyle, doğruluğuyla, dürüstlüğüyle ikaz görevini yerine getiriyor. Efendim ve o öğüt bir manada devam ediyor. Fil her ağzı koklar, her insanın midesinin çevresinde dolanır. Yani yavrulardan birisini yerseniz onların annesi gelip sizden koku arar. Efendim hangisinde, hanginizde onun etinden kebap yapılıp yapılmış, yenmiş bir yiyecek varsa fark, yani ikaz görevini yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in inzar görevi var. Yani ikaz etme. Hani bunu daha sert şekilde söylemiyorum. Uyarma görevi var. İnsanlığı uyarıyor hatalardan ve kötü akıbetten korunmak için. Bu örnekte böyle bilge bir kişi. Ama şimdi Hazreti Mevlana diyor ki Guştahoyi bendegane hak hori gıybeti işan koni keyfer beri. Dikkat et ağızlarınızı koklayın. Pardon. Dikkat et ağızlarınızı koklayan yaratıcıdır. Doğru olandan başkası canını nasıl kurtarır? Hemen şimdi bize döndü. Orada somut bir örnek var. Filler var, yavruları var, acıkmış insanlar var. Eğer acıkmış insanlar onlardan yerlerse bu açığa çıkar. Ama diyor ki yeryüzünde insanlar yaptıkları işlerin karşılığı olan bir hüviyete, bir kokuya sahip olurlar. Ve o kokuyu da Allah bilir. Canım, kokuyla Cenab-ı Hakk'ın ne alakası var diyebiliriz değil mi? Ama bu hissetmek adına. Yani açığa çıkar. Cenab-ı Hakk'ı bir taraftan belirli kalıplar içerisinde, yani zan, tahmin, kıyas, benzetme gibi her şeyin üstünde tutuyoruz. Sübhaneke o demek. Ya Rabbi seni tenzih ederim. Her türlü benzetmeden tenzih ederim. Peki ama diğer taraftan da inançlı insan hissetmesi lazım.
Efendim, hatta Hazreti Mevlana diyor ki, aslında bu benzetmeden, kıyastan uzak tutarım, aslında o da bir sınırlama yani. Hiç hatıra öyle bir şey getirmemek lazım. Ama diğer taraftan da Allah'ı görür gibi ibadet etmek var. İnsanoğlunun zihninin ikna olabilmesi için bunlar örnektir. Yoksa biz Subhaneke Allahümme'yi hiç hatırdan çıkarır mıyız? Allah'a öyle bir bilinen sıfatlardan herhangi birisini, maddi görüntülerden herhangi birisini benzetmeyi vesaire yapma imkanımız yoktur. Peki, her kuca bu yehudami ayet, halk bin bi serupami ayet. Böyle bir beyti var Hazreti Mevlana'nın Divan-ı Kebir'de. Diyor ki, nerede Allah'ın kokusu geliyorsa halkı gör bak, başsız ayaksız oraya doğru geliyor. Allah'ın kokusu. Yani efendim, bu koku amaç, hedef, arzu, istek gibi anlamlara da yani gelebiliyor klasik metinlerimizde. Ama bir taraftan hissedebilmek için de böyle benzetmelere, yakınlaştırmalara ihtiyaç var. Yoksa haşa sümme haşa, Sübhaneke'yi asla unutmuyoruz. Yemen taraflarından da Veysel Karani'nin kokusu Peygamber Efendimiz'e gelmişti. Allah kokusu geliyor o taraftan diyor. İlahi bir koku geliyor. Yani bu bir his ve anlama basiretini ifade ediyor. Yoksa dikkat et, ağızlarınızı koklayan yaratıcıdır. Doğru olandan başkası canını nasıl kurtarır? Şimdi orada fil yavrularının annesinin yapacağı bir eylemi Cenab-ı Hak'la da buluşturuyor. Mesela Mesnevi Şerif'te şöyle de var. Cenab-ı Hak görür değil mi? Basir sıfatı var. Sanki böyle yukarıdan izliyor, şeyi veriyor, örneği veriyor. Efendim, evin balkonu diyeceğim, eskiden ne deniyordu? O şey, çıkıntılı bölümleri olurdu sofaların, sokağa. Cumbadan bakıyormuş gibi. Kendini o kadar dikkatli ve düzenli tut yani. Allah görür bilir. Değil mi? Yani nasıl bunu hissedeceğiz? Böyle bir yakınlaştırma. Dolayısıyla teşbih ve tenzih diye bir tartışma var. Teşbih ve tenzih. İster istemez bu manada, yoksa haşa sülme haşa, bizim mezheplerimizin söylediği bir çizginin dışına çıkmış olmak değildir bu. Erzurum'da derlerdi, böyle bir hareket, bir şey yapıldığında Allah görür bilir, haberin olsun diye. Ne güzel de bulmuşlar bunu. Allah görür bilir. O kadar. Han ki bu ya yedihantan halik est, key beret can gayri an ku sadık est. Doğru olandan başkası canını nasıl kurtarır? Bu ikinci mısrasıydı. Evet, ancak samimi ve dürüst olanlar kurtarırlar kendilerini. Allah her şeyi görür ve bilir. Beyti öyle anlıyoruz. Efendim, vay an efsusi kiş bu gir başet ender gur münker ya nekir. Mezarda koklayıcısı münker veya nekir olan aldanmış kişiye vay. Evet, dünyada yanlış işler yapmış olanların mezarda münker ve nekir melekleri efendim sorguya çekeceklerdir. İmanından, amellerinden efendim hesap göreceklerdir. Cenab-ı Hak onlara öyle bir görev vermiştir. Peki burada mezarda deyince de yani yine sınırlama düşünmeyelim. İster mezarda olur, ister başka bir şekilde olur. Yani mezar olmayan insanlar da var değil mi? Kayıp diye ilan ediliyorlar. Dolayısıyla bunlar hani genel tabir olarak mevcut. Her ne halde olursa olsun o sorguyla karşılaşacaklardır. Neydi han
Duz didi imkan, zan mihan, neydihan, hoş kerden ez daru dihan. Ne o büyüklerden ağız kaçırmak mümkün, ne de ağız ilacıyla ağzı hoş yapmak. Yani şu tedbirle, bu tedbirle ben yaptıklarımı kapatırım, örterim. Eğer kokudan bahsediyorsak, ağızdaki kokunun giderilmesi için bazı efendim karanfiller, kokulu maddeler kullanılabilir. Ama hiç öyle düşünme, orada öyle bir şey yoktur. E zaten hani Kur'an-ı Kerim'den de bildiğimize göre, artık diller susar, eller ayaklar konuşur yani. Nereye git, neler yaptık diye onlar bahseder. Efendim. Av burugan nist merru puşra, rahe hilet nist aklu huşra. Yüzünü örten için su ve yağ yoktur. Hani hakikatlere gözünü kapatanlar için yani yoktur hakikat. Yağı, suyu görmez anlamında, yani hak ve hakikatleri onlar görmezler. Akıl ve idrak, idrakin hile yolu yoktur. Akıl ve idrak eğer kendi anlamlarında kullanılıyorsak bunları, bazen akıllıyım dediğimizde o müsbet aklı kullanmamış olabiliriz. Ama akıl ve idrak doğru çalışır. Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği efendim irade kabiliyeti var. Aklını kullanma becerisi var. Ama aklını bedenin emrine, beş duyunun emrine verdiği zaman o gereken yol göstericiliği yapamaz. Normal akıl olarak kullanıldığında, yani beden dürtülerinin dışındaki aklı her insan kullanabilir, belli bir yola girebilir. Ama inancımız açısından üçüncü bir merhale daha var. O da akıl imanla, vahiy ile beşli olduğu zaman tam isabetli efendim yol bulur. Aklın kendisine de olumlu bir anlam elbette ki veriliyor. Efendim. Çend kubet zahmhaye gurzeşan berseri her jajha ve murzeşan. Boş konuşanların başına ve ardına nice güz darbeleri vurur. Efendim, boş konuşanların başına ve ardına darbe vurur. Efendim, anlamsız, yersiz, hak ve hakikatin dışında ifade söyleyenler, günlük hayatını yaşayanlar bunun karşılığıyla, cezasıyla karşılaşır. Burada gürz darbelerinden bahsederken Azrail'e geçecek, bir ölüm hanindeki tabloyu bize söyleyecek. Yani herkes yaptığının karşılığını görür. Herkesin kazancı kendisine, kaybı kendisine. Zerre miktarı hayır işleyen hayrını görür, zerre miktarı şer işleyen karşılığını görür. Dolayısıyla yeryüzündeki birçok konuyu bu ayeti kelimelerle de bağlamak mümkündür. Efendim, kişilerin hatalarından çokça bahsetmek kişiye yarar sağlamaz. Bu kadar yersiz ve gereksiz tartışmalar efendim insanoğlunu ancak yorar. Sabrın anlamlarından bir tanesi de kişinin kendisini yersiz konuşmalardan alıkoymasıdır. Günümüzde ne kadar tenkitvari konuşmalar yapılıyor? Bir yararı da yok. Şimdi tenkidi o işle ilgili olana söylediğimiz zaman anlamı olacak. Şikayeti çözecek olana söyle, yoksa sus. Neler çeker bu gönül, söylesem şikayet olur dedi büyüklerimiz. Yani gönlüne gelen her şikayet, efendim üzüntü kaynağı olan hususu söylemenin bir manası yok. Bu şikayet olur ve şikayet de makbul bir şey değildir. Efendim, şeyle karıştırmayalım. Eğer çözecek kişiye ulaştırılacaksa bu şikayet söylenir ve orada biter, vazifesini yapmış olur kişi. Ama ne kadar çözemeyeceğimiz konuları gündeme alıp da kendimizi yoruyoruz, boş konuşmalar yapıyoruz hatta. Evet, fazla artırmadan devam edersem. Gurze Azrail ra binger eser ger nebini çuba ahen der suver.
Görüntüde sopa ve demir görmesen de Azrail'in gürzünün eserine bak. Şimdi bu ölüm anı ile alakalı insanoğlunun yaptıklarının karşısına çıkacağını, Allah korusun Azrail'in gürzü o esnada gözükmeye başlayacağını söylüyor. Ama tabii ki bu hali biz bilemeyiz. Çevresindekiler de bilmez. Kimileri çok acı ve ızdıraplı ölür, kimileri ise çok sakin ve tebessümlü ölür. Ama bunu da delil yapıp da yine konuşmak bize düşmez. Ama böyle bir halin olabileceğini bu beyitler bize hatırlatıyor tabii ki yani. Can vermek de öyle kolay bir hadise değil. Hayırlı ömürler, hayırlı akıbetler. Büyüklerimizin duası bu. Hayırlı ömür, hayırlı akıbet. Peki. Efendim, u hemi binet ki an ezbehri ust. Peki bir önceki beyti okuyacaktım. Gurs hav ve tihav mehsul şot. Pişi bimaru sereş menkuş şot. Görüntüde sopa ve demir görmesen de Azrail'in gürzünün eserine bak. U hemi binet ki an ezbehri ust, çeşmi düşman beste zanu çeşmi dost. Zaman zaman surette görünür. Evet, burada okuduğum beyitle çeviri arasında farklılık var. Evet. Hasta kişi o gürzü ve kılıcı kendisine karşı hazır olduğunu görür. Ama dostun gözü ve düşmanı onu görmez. Yani hasta veya ağır can çekişme halindeki kişi bunu görür ama etrafındakiler onu görmez. Bu bir farklı şekildeymiş bizim baktığımız yerde. Galiba farklılık devam ediyor. Ben burada Tarih-i Medevi'den bir bakayım. Yerimize uygun düşsün. Hırsı dünya reftu çeşmeş, tiz şot, çeşmi uğravşan, gehi hunriz şot. Ben kendi çevirimden bakıyorum. Yok. Bizim elimizdeki çeviri Konya'da Mevlana Müzesi'nde Türbe-i Şerif'teki 51 nolu yazmanusa. Burada bazı beyit farklılıkları gözüküyor gibi. Ben önce bendekini okuyayım. Sonra buradan yine devam ediyorum. Tarih-i Medevi ile Nikos'un arasında çok büyük farklılık var. Evet. Şimdi o kayın. Evet, maalesef ama şimdi ben burayı şöylece bağlayayım o zaman. O hasta ey benim dostlarım, benim başımdaki bu kılıç nedir der. Denir ki biz görmüyoruz, bu hayaldir. Bu ne hayal? Göçmektir bu. Ne hayaldir bu? Bu ters yüz gökyüzü onun korkusundan şimdi bir hayal oldu. Hastanın önünde güzler ve kılıçlar hissedilir ve başı baş aşağı olur. O bunların kendisi için olduğunu görür. Düşmanın ve dostun gözü buna kapalıdır. Şu aradaki üç beyit burada yoktu. Şimdi bu beyit. O bunların kendisi için olduğunu görür. Düşmanın ve dostun gözü buna kapalıdır. Dünya hırsı gitti ve gözü keskinleşti. Evet. Ölüm yaklaştığında, ölüm anı geldiğinde insanoğlunun dünya ile alakalı hissiyatı değişir. Hatta hasta olduğunda değişir. Kişi hasta olduğunda daha merhametli, daha efendim cömert olur. Hatta der ki, ben iyileştiğimde arkadaşlarımı ziyaret edeceğim, hayır ve hasenatta bulunacağım, sadakalar vereceğim. Ama
Mesnevi Şerif'ten diyorum ama iyileştiği zaman bunu unutur. Ayet-i Kerime de var. Hazreti Mevlana diyor ki sonrasında, tabi Ayet-i Kerime'yi açıklıyor Hazreti Mevlana da. Peki hem sağlıklı olsak hem de bu iyi duygularla bezeli olsak daha iyi değil mi? Niye biriki varken birisi varken öteki olmuyor yani? Varlık, imkan, sağlık olduğu zaman neden merhametli, cömert, arkadaş canlısı olmuyoruz? Mesnevi'nin ilk beyitlerinde bahsederken de Hazreti Mevlana neyden? Yani olgun insandan hem arkadaştır, samimi dosttur hem de arkadaş canlısıdır. Şu arkadaş canlısı olma hususunu çok ihmal eder haldeyiz toplumda. Evet, arkadaş canlısı olmak. Onun için dünya hırsı gitti ve gözü keskinleşti. O kadar hırsla dünyaya bağlanmış olan kişiler hastalık anında ve ölüme doğru yaklaştığını hissettiğinde daha dikkatli, daha güzel düşünür oluyor. Gözü keskinleşti demesi o. Gözü kan, yani kan gibi gözyaşı dökme anında aydın oldu. Efendim, yani Allah sağlık ve iş başındayken basiret versin cümlemize diye duamızı da yapalım. Morgu bi hengam şot an çeşmi u ez neticeyi kibru u heşmi u. Onun gözü kibir ve öfkesinin neticesinde vakitsiz öten horoz oldu. Bunu arkaya doğru götürsek, efendim, kibir ve öfke ile vakitsiz öten horoz. Yani insanoğlu kibir ve öfkeye sahip olduğunda hakikati görmez. Öfke garaz gelince hakikatler örtünür. Ama sevgide de var böyle bir şey. Yani sevgi ve öfke diye birlikte onu gelince dikkatler dağılır diye. Efendim, vakitsiz öten horoz tabiri bizde de var değil mi? Sel buriden vacib ayet mugra ku bi gayri vakt cumban et dera. Vakitsiz öten horozun başını kesmek vaciptir. Her zaman nez-i est, cüz ve cant ra, bin gelender nez-i can, imant ra. Her an canının parçası can çekişmektedir. Can çekişmede imanına bak. Bunlar hep uyarı ifadeleri olarak karşımıza geliyor. Yani can çekişmeyi sadece son an için düşünüyoruz. Aslında canın bizden ayrılmasına her an yakınlaşıyoruz. Şimdi bir sonraki beyitte de bunu bize anlatacak. Sanıyoruz ki son andadır o. Ama her an ölüm yaklaşıyor insana. Umri tu manendi hemyani zerest. Ruzu şeb manendi dinar eşmerest. Senin ömrün altın kesesi gibidir. Gece gündüzde altın sayıcı gibidir. Uşmurest'te okuyabiliriz bunu. Efendim, senin ömrün altın kesesi gibidir. Gündüz de altın sayıcı gibidir. Gece gündüz de altın sayıcı gibidir. Anlaşılıyor değil mi? Yani kesen de senin altınlar var. Yani 70 yılsa diyelim ki, ya gün hesabı yap, ay hesabı yap istersen, istersen yıl hesabı yap. Şu kadar altın var kesende. Her gün ve gece o keseden çıkıyor dışarıya. Bir altın, iki altın. Neyse. Hani ay yıl hesabıyla söylediğim için. Gece gündüz altınları birer birer senden alıyor. Mi şumaret mi dehed zer bi vukuf ta ki hali gerdedu ayet husuf.
sayar, durmadan altın verir de boşalır ve ay tutulur. Keseden nasıl altınla beraber gidiyorsa ömürden de altın değerindeki günler ve haftalar birer birer gitmektedir. Dolayısıyla kendimizi toparlayıp bu günlerin değerli geçmesine çaba sarf etmemiz gerekir anlamında beyitlere geçeceğiz. Ger zekuh bis taniyu nenhi becay ender ayet kuhuzan daden zipay. Tabiattan da örnek veriyor Hazreti Mevlana. Dağdan alsan ve yerine koymasan o dağ vermekle devrilir. Dağ bile oradan parçaları aldıkça yok olur gider. Ömrün günleri de o şekilde birer birer alınca sona erer. Dolayısıyla bunu maddi şeylerle bize benzetiyor ki daha dikkatli ve özenli olmak adına. Peki şimdi de pes binih bercay herdem ra evez ta zi vescud vakterib yabi gares. Evet, ayet-i kerimeye bizi döndürdü ve diyor ki öyleyse secde et ve yaklaştan amaç elde etmek için her anın karşılığını yerine koy. Her anın karşılığını yerine koy. Her günün kazancı nedir? Her haftanın kazancı nedir? Her ayın kazancı nedir? Onu yerine koy ki sen amellerini biriktirmiş olarak ilerleyesin. Peki burada ayet-i kerimeden bir bölümü aldı Hazreti Mevlana. O ayet-i kerimenin de bir sebebi nuzulü, yani gönderilme sebebi var. O da Peygamber Efendimizin amcası Ebu Cehil Peygamber Efendimizi tehdit ediyor. Ki namaz kılma bir daha Kabe-i Muazzama'nın etrafında. Kabe'den namaz kılma diye. Ben sana namaz kılma demedim mi? Tehdidiyle Peygamber Efendimiz'i korkutmaya kalkıyor. Aleyhissalatü vesselam Hazretleri onu azab-ı ilahiyle korkutmak istedi. Ebu Cehil, beni mi korkutmaya çalışıyorsun? Benim meclisim Mekke Vadisi'nde oturanların hepsinden büyüktür. Yani benim kavim ve kabilem hepsinden kalabalık dedi. Bu sebeple ayet-i kerime nazil oldu. Buradaki mealiyle okuyayım ben. Hayır, onu dinleme ve namaz kılmaktan vazgeç. Vazgeçme. Estağfurullah. Eğer Ebu Cehil seni namaz kılmaktan nehyetmeye terk eylemezse, onun alnındaki saçlarından, yalancı ve hatakar olan saçlarından yakalayıp cehenneme sürükleyeceğiz. Ebu Cehil meclisinde olanları davet etsin. Biz de onu cehenneme götürmek için zebanilere emir vereceğiz. Hayır, namaz kılmamak hususunda ona itaat etme ve Allah'a secde ederek ona yakınlık elde et. Ayet-i kerime Peygamber Efendimiz'le ilgili gözükürken her kulun ibadetlerini, iyi niyetini, samimiyetini biriktirerek Cenab-ı Hakk'a yaklaşması gerektiğini ifade ediyor Hazreti Mevlana. Yani hepimizi Allah'a yaklaşırken hazırlıklı olarak efendim hareket ediniz, biriktirerek ilerleyiniz. Mesnevi Şerif'in birinci defterinde vardı. Sonuç itibariyle hikayeden söyleyeceğim. Adeta biriktirdiklerini omuzuna almış, Hakk'ın divanına doğru ilerliyor mümin kişi. Çuvalımda çok şey var demesi münasip midir, doğru mudur? Hakk'ın huzuruna gidiyor. Yok. Peki
yükümde, çuvalımda hiçbir şey yok demesi doğru mudur, mümkün müdür? Aynı be. Şimdi bu telaşı mümin kulun yaşamasını Hazreti Mevlana söylüyor. Allah-u Teala bu gayret, bu telaş içerisinde olan kulunun telaşını sever diye. Yani hani her şeyi doğru yaptım, ben güçlüyüm falan filan, hazırlıklıyım, yok. Peki ben her şeyi yanlış yaptım, o da mümkün değil. O zaman bütün samimiyette, iyi niyette yapabileceğini yapmaya çalışanı Allah gözetir ve korur. O telaş içerisinde kimi kusur ve hataları da hoşuna gider diyor Allah'ın. Aynı mesleği de söylüyor. Yani o ama doğruyu yapma telaşı ve arzusuyla bazen yanlış, eksik yaptıklarından da memnun olur Allah diyor. Çünkü samimiyetle hareket ediyor. Bazen efendim bir beyti de vardı, diyor ki kelimelerin yanlış, manan doğru ise Allah o kelime yanlışlığını kabul eder diyor. Yani kiminle biz iddialaşıyoruz? Yani bazen böyle tenkitler çok çoğalıyor, birbirimizi kıracak noktaya geliyor. Halbuki tam niyetleri, kasıtları, efendim içimizde iyi niyetle söylediklerimizin yanlış anlaşılması gibi hususlarla alt üst olabiliriz yani. Yeter ki samimi ve dürüst. Zaten insanoğlunun en büyük sermayesi başta samimiyettir, dürüstlük. Ve arkasında Allah da ona yardımcı olur. Evet. Hemen onun devamında der temami karha çendin mekuş cüz bekari ki buvet derdin mekuş. İşlerin tümünde bu derece çalışma. Dinde bulunan işten başkasında çalışma. Hak ve hakikatin, doğruluğun ve güzelliğin içerisinde güzelliği barındıran işlerle meşgul ol. Efendim, her işte bu denli çalışma derken acaba bizi nereye sevk ediyor? Gayet ve açık nettir. Allah'ın münasip görmeyeceği, yani emir ve nehilerin çerçevesi içerisinde olan işler, doğru işler, güzel işler. Efendim bütün emeğini ve çabasını, mesela dünyadaki kazancı için kullanmak demek, yanlış yerde kullanmak demektir. Dünyadaki bütün çabaların sonuçta bize yarar sağlayacak anlamda sürmesi lazım. Efendim iş için, makam için, mal için, para için çalışmak olmaz. Ama çalışan kişi zaten kazanır. Değil mi? Yani hedefi doğru belirlemek lazım o manada. Yoksa zenginlik de helaldir, makam da helaldir, unvan da helaldir. Yani bunlar bazen birbirine karışıyor. Hayır. Mesnevi Şerif'te övülen iki isim böyle konularda hatırlayın. Birisi Sultan Mahmud, padişah. Gazneli Devleti'nin en güçlü sultanı. Arif kişi gibi anlatılıyor Mesnevi Şerif'te sultan. Yaptıklarıyla, tercihleriyle. Bir de İbrahim Ethem var. O da saltanatı terk etmiş. O da övülüyor, anlatılıyor. Dolayısıyla her şart ve durum için örnek vardır. Yeter ki özdeki samimiyetin mevcut olmasıdır. Evet. Şimdi bakınız ne kadar tatlı ifadelerle, günlük hayatla bizi buluşturuyor. Akıbetu refte hahi na tamam. Karhayet abteru nanetu ham. Sonuçta tamam olmadan sen gideceksin. Yani işleri bir araya toparlamadan gideceksin. İşlerin eksik, ekmeğin de pişmemiş. Değil mi şimdi yani? Ne kadar ekmeğin pişmemiş diye. Koydun yapacağım edeceğim gibi düşünün. Dünya işlerini ona benzeterek hareket edin o zaman yani. Evet. Van imaret kerdeni guru leht ney besen gestu be çubu ney lubet. Mezar ve lahit yapmak taşla, tahtayla ve keçeyle olmaz. Şimdi nasıl günümüze bize örnek veriyor tesvir. Mezar
ve lahit yapmak. Lahit de mezar, içer sanduka gibi düşünelim. Yapmak taşla, tahtayla, keçeyle olmaz. Efendim büyük büyük mezarlar yaparak vaziyeti kurtaracağınızı düşünmeyiniz. Kabirler, o nedenle büyükleri mesela hep tavsiyesi üstü açık bir mekan kendilerine yapılmasıdır. Ama halk onlara hürmeten türbeler yapmıştır. Yoksa bir mezar taşı olsa iyi olur, o kadar. O kadar çevrelemek, kubbeler yapmak vesaire falan, hiçbir büyük bunu söylememiştir bana böyle bir mezar yapın diye. Söylenmez. Çünkü mezar yapmak taşla, tahtayla, mermerle, şunla bunla, demirle olmaz. Neyle olur? Şimdi bir sonraki beyti okuyayım ve arkasından yine konuşalım. Belki خود را در صفا گوری کنی در منی او کنی دفنی منی. Kendine safa içinde bir mezar yapman, Hakk'ın benliğinde benliğini defnetmen olur. Hakk'ın emir ve nehilerine kendini güzelce bağlaman ve Hak karşısında kendini samimi bir kul olarak adeta yok mesafesine getirmenle olur. Ama Mescid-i Şerif'in başka bir yerinde de var. Muhtemelen diğer dini kaynaklarda da yeri vardır. Yani cümle olarak şimdi hatırlamıyorum Arapça. Diyordu ki, iyi dostlardan bahsediyor. İyi dost kimdir diye. Şöyle şöyle derken ki, en iyi dost mezara giderken yanındaki ameldir diyor. En iyi dost yaptıkların, ettiklerindir. Haki u gerdi ve medfuni gameş ta demet yaubet medet ha ez demiş. Onun toprağı olur ve üzüntüsüne gömülürsen, gömülürsün, böylece nefesin onun nefesinden yardımlar bulur. Burada da yine Cenab-ı Hak'la çok yakın bir hal gösteriyor Hazreti Mevlana. Onun toprağı olur ve üzüntüsüne gömülürsün. Yani Hak ile öyle bir dertlenir ve onunla beraber efendim olmaya gayret edersin. Böylece sonuçta sen nefesin onun nefesinden yardımlar bulur. Cenab-ı Hak mümin Allah'ın nuruyla bakar diye ifademiz var. El müminu yanzuru bi nurillah. Allah'ın ışığıyla bakar. Yani özellik kazandı. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu emir ve nehilerde özellik elde etti. Allah ona basiret bağışlar. Bazen deriz biz basiretin bağlandı diye. Evet, o yine bizim dini terbiyeden geliyor. Samim ve dürüst bir şekilde konulara yaklaştığımız zaman görgümüz daha güzel efendim yerini bulur. Dolayısıyla Allah aşkıyla, yani Allah derdiyle buluşan kişinin Allah'tan yardımları daima olur diye bağlayalım isterseniz. Bakınız, Gurhanevu kubbeha ve kunkere nebbet nebudez nebvedez eshab-ı me'na an sere. Türbe, kubbeler ve yüksek duvarlar mana erleri için güzel değildir. İfade ettiğim gibi kendileri öyle türbe istemediler. Şu anda Konya'daki türbe-i şerif de oldukça özellikli bir hüviyete sahip. Ama onlara, Hazreti Mevlana'ya, babasına değer verenler öyle bir mekanı onlara açtı. Hazreti Mevlana'nın babası ailesiyle Konya'ya geldiğinde, başta Sultan Alaaddin Keykubat olmak üzere herkesten itibar görüyor. Onu seviyorlar, ona bağlanıyorlar.
hani belki de Alaaddin Keykubat ona mürit bile olmuştur diye ifadeler var. Hani iradet kert diyor, o irade kelimesini o manaya kadar da götürmek mümkündür. Ve sultan kendi bahçesini bağışlıyor. Bağışlıyor demeyelim, hediye ediyor. Orası sultan bahçesi. Düşününüz ki Alaaddin tepesinde sultanın sarayı var. Orası yürüme mesafesinde bir alan, bölge, kendi bahçesi. Onu Mevlana-yı Bozurk diye anılan Bahai Veled'e hediye ediyor. Ve ilk önce baba oraya defnediliyor. Sonrasında da Hazreti Mevlana ve sevenler orayı bir imarete çeviriyor. Şu anda bulunandan daha geniş bir külliyeydi. Öyle de ifade edelim. Onu sevenler yapıyor. Yoksa maddi açıdan bakıldığında türbe, kubbe, yüksek duvar bunlar bir anlam ifade etmez. Onun haşmetiyle de kimse efendim gözünü aldatmasın. Bu amel hayır ile ancak bahtlıdır şol kişi kim dünyada adı kala. Ölmedi diri durur, ağabı hayat içmiş gibi. Böyle bir hissiyatı yerleştirdiler. Hazreti Mevlana ile aşağı yukarı aynı dönemde, biraz daha genç diyelim Hazreti Mevlana'ya göre. Bahtlıdır şol kişi kim dünyada adı kala. Bahtlı kişi adı dünyada kalan kişidir. O ölmedi. Sanki ağabı hayat bengisu içmiş gibidir diyor. Ve şimdi işte kalan adları anıyoruz. Yani yaşıyorlar. Yaşayabilmenin sebebi yeryüzünde bıraktıkları güzelliklerdir. Bin gerek nun zinde atlas puşra hiç atlas deskiret huşra. Şimdi atlas giyen diriye bak. Atlas aklına hiç yardım eder mi? Şimdi nasıl bize fikir? Giydiğiniz elbiseler, kullandığınız arabalar, kullandığınız makamlar sizin aklınıza ne katar? Sizde var olan değerlerdir. O nedenle demiş ki şerefül bekan bilmekin. Şerefül, evet, yani makamların şerefi orada bulunanlarladır. Yani kişi makamla şeref kazanmaz. Kişi makama şeref kazandıdır. Yoksa makamlar yani küçülür gider. Büyük insan, özellikle insan yetiştirmektir toplumun vazifesi. O nedenle gençlere, çocuklara çok sevgiyle, saygıyla yaklaşmak icap eder bu anlatımlarda. Der ezab-ı münker est an cani u kejdum-i gam der dil-i gamdani u. Onun o canı münkerin azabındadır. Gam akrebi onun, gam yurdu gönlünde. Evet. Gam akrebi, gam yurdu. Bunlar hep güzel tabirler. akıbeti kötü olacak kişi için veya dünyada yaşarken kötü özellikler barındıran kişi için gam akrebi vardır ve gönlünde de gam yurdu vardır. Huzur ve sükun içerisinde hayatı sürdürmek samimi ve dürüst bağlılıkla mümkündür, inançla mümkündür. Yoksa içine düştüğümüz telaşlar, korkular, endişeler bu dünya içindir. Öteki dünyayı bilen, hisseden kişi bu kadar telaşa, bu kadar sıkıntıya, bu kadar derde düşmemeli. Bunu sağlayabilmenin de yolu beraber olmak, birlikte yaşamak, dostların, bilgili insanların varlığıyla mümkün olur. Akıl akılla iki kat olur, ışık çoğalır, yol aydınlanır diyor Hazreti Mevlana. Nefis nefisle güler, karanlık çöker, yol kapanır. Ey arkadaş canlısı,
Dost senin gözündür. Dosta toz toprakla, dil süpürgesiyle toz yapma diyor. Dosta dil süpürgesiyle toz çıkarma. Şimdi bu konuların hepsi böyle birbiriyle bağlantılı bir şekilde Mesnevi Şerif'te yer alıyor. O nedenle böyle sürekli okunduğunda bu konuların her birine tesadüf etmek, bir gün sevgiden bahsetmek, bir gün dostluktan bahsetmek, bir gün efendim yol göstericinin özelliklerinden bahsetmek mümkündür. Bir gün cömertlikten bahsetmek mümkündür. Ezburun berzahireş nekşinigar vezderun zendişeha u zari zar. Dışarıdan görünüşünde süs ve nakış vardır. İçeride ise o endişelerle çokça ağlamada. İş dünyamızda, gönül dünyamızda çok huzurlu ve neşeli olabiliriz. Ama aksine düşünce ve tavrımız sebebiyle de iş dünyamızda dıştaki görüntümüzün aksine çok sıkıntılı halde olabiliriz. Nice dünya imkanlarına, malına, mülküne, ünvanına sahip kişilerin ızdırap çektiğini, hatta Allah korusun intihar ettiğini görüyoruz, duyuyoruz. Ama bunun yanı sıra Hazreti Mevlana diyor ki bizim gönlümüzde lalelik ve gül bahçesi vardır. Orada yaşlılığa ve solgunluğa yer yoktur. Bunu Allah'ın samimi kulları için anlatırken hani böyle gelenleştiriyor. Orada bizi de kullanıyor ama efendim yani kendisi de öyle yani. Ki böyle güzel anlamları ön plana çıkartıyor. Evet. Son beytimizi de okuyalım. Van yeki bini der an del ki kuhen çun neba tendişe o şikker suhen. Diğer birini de eski hırka içinde görürsün. Bitki gibi düşüncesi vardır ve tatlı sözlüdür. Yani verimli ürün veren düşünceleri vardır. Sözleri de tatlıdır. Yani dış görünüşü suretle efendim bir önceki beyitte dış görünüşünde süs ve nakış vardır. İçerisinde ise ağlama ve endişeler. Diğerinde ise üzerinde hırka, bu fakirlik alameti olan hırkadır bu yani. Ama gönlünde ve zihninde güzel düşünceler ve anlayışlar vardır. Surette güzel, işte çirkin. Yani soruya çeviriyorum ben, Mesnevi Şerif'te anlatıyor. Dışı güzel, içi çirkin kabul eder misiniz? Peki, içi çirkin... Dışı çirkin, içi güzel. Kabul eder misiniz? Ne kadar acaba kabul ediyoruz? Etmek lazım tabii yani. İçi güzel çünkü. Efendim, bu sefer ne derler? Canım içi de güzel olsun, dışı da güzel olsun. İnsanoğlunun bencilliği hani orada ortaya çıkar. Tabii keşke öyle olsun ama esas olan iç güzelliğidir. Suretin güzelliği değil, ruhun için güzelliğidir esas olan. Testi buldun, nakışıyla niye oyalanıyorsun? Sana su lazım. Suya koş. Dolayısıyla bize lazım olan şey değerlerdir. Sözü burada böyle bağlayalım. Umarız hayırlar olsun efendim. Gündüz ve geceleriniz aydın olsun efendim.